Sevgili izleyenler, Şeki'nin çok ünlü iki tane yemeği var. Bunlardan birisi piti, diğeri de han pilavı. Hemen yanımızda bu işlerin uzmanı, ustası, kompetanı çok güzel bir abimiz var. İsim nedir abicim? Tahir abi. Tahir abimiz hoş geldi programımıza. Hoş Tahir bulduk. abi, nasılsın? Yakşı sen, keyfin yerinde. Yakşı. Çoluk çocuk balalar iyiler. İyi. İyi, oh daha ne ister Allah'tan insan. Peki, bu pitiyi ve han pilavını size tanıtacağız. Han pilavı bizim Türkiye'de maklube dediğimiz yemeğe aslında biraz benziyor. Evet, ama benziyor. farklılıkları var, göreceksiniz. Şimdi iki tane masa yaptık böyle restoranın bahçesine. Bir tanesinde ham pilavının malzemeleri var. Diğerinde de pitinin malzemeleri var. Ham pilavı tavukla, piti ise etle yapılıyor sevgili izleyenler. Hangisini önce anlatalım canım abim? Hangisini? Bütünü anlatalım. Pitiden başlayalım. Malzemeleri sayıyoruz sevgili izleyenler. Kuzu eti. Kuzu eti, Hı-hı. evet. Bu Nohut. nohut, soğan, Soğan. evet. Tuz ve Tuz. suyu. Ve su. Evet. Malzemeler bunlar sevgili izleyenler. Pitinin yapımında şöyle özel bir çömlek kullanılıyor sevgili izleyenler. Toprak çömlek değil mi bu? Evet, toprak çömleği. Bunun bir kişilik mi oluyor abi bu? Bir kişilik abi. Bir kişilik. Şimdi hazırlanışına geçiyoruz sevgili izleyenler. Anlat Sergi Değer abicim. Önce böyle yapıyoruz. Soğanı Aha. içine döktükten Önce sonra. soğanı içine Evet. döküyoruz sevgili izleyenler. Döktük. Sonra nohutu. Ondan sonra nohut giriyor. Haşlanmış nohut tabii bu değil mi? Evet. Kaynamış. Eskiden bu kaynamış nohutu benim yaşadığım memlekette Adana'da böyle kollarına takarlardı, üstü kapaklı satarlardı. Abi nohut alabilir miyim dediğin zaman külahın içine dökerlerdi. Üstüne biraz tuz, biraz karabiber, o nohutları yerdik öyle kaynamış sıcak sıcak. Peki ondan sonra Eti koyuyoruz. et giriyor sevgili izleyenler. Bu kuzu eti midir, dana eti Kuzu midir? eti. Kuzu eti. Sonra da kuyruk. Sonra da kuyruğu koydum. Evet. Hazır mı? Hazır. Suyunu, tuzunu vurandan sonra suyunu döküyoruz. Suyu nereye kadar dolduracağız bunda? Şuraya kadar. Ha, buraya kadar su dolacak. Evet. Et suyu mu, normal çeşme suyu? Et suyu. Et suyu. Evet. Et suyunu sevgili izleyenler, şuraya kadar dolduruyoruz. Ondan sonra odun ateşinde yaşan fırına. Evet, fırına. Ocakta olmaz bu, evlerde olmaz herhalde değil Fırın, mi? Olmaz ya. Ha, İlla şu fırın olacak. Fırında olmaz. Evet sevgili izleyenler. Takip edemeyenler için tekrar anlatıyorum. Önce ince kıyılmış soğanları koyuyoruz. İnce kıyılmış soğanların ardından kaynamış nohutları koyuyoruz. Kaynamış nohutların ardından etimizi koyuyoruz. En üstte de kuyruk yağı ve şuraya kadar suyu eklediğimizde hazır olmuş oluyor. Sıra geldi Han pulu. ham pilavına. Şöyle geçin abi. Evet sevgili izleyenler, sıra geldi han pilavına. Ham pilavı hangi malzemelerden yapıyor? Bu daha komplike, daha karışık bir yemek. O yüzden tane tane anlatalım. Tenceremiz bu sevgili izleyenler. Evet. Yapımı oldukça ilginç. Abimiz öncelikle malzemeleri sayıyor. Sayalım abicim. Sayalım. Evet, et, kuzu Bu eti. kuzu eti. Niye rengi sarı bunun? Zeferan vurdum çünkü. Ha, safran Azerbaycan mutfağında oldukça sıklıkla kullanılan bir bitki sevgili izleyenler. Bunda safranlı suda öncelikle bir bekletmişler. O bildiğimiz kırmızı et sarımtırak bir renk almış sevgili izleyenler. Bildiğimiz yağlı kuzu eti. Ondan sonra Tavuk, tavuk, kızarmış soğan, kızarmış soğan, kişmiş, evet, kayısı, kayısı ve üzüm, kuru üzüm ve kuru kuru üzüm, kayısı, tüyü, pilav, pirinç yani. Tereyağı. Ve tereyağı, eritilmiş tereyağı herhalde bu. Eritilmiş Burada tereyağı. safran da var. Bunu bir yerde Safran, kullanacak mıyacak mıyız? evet. Ha, en üstüne Kulağın dökeceğiz. üstünden tabii. Peki malzemeler bunlar sevgili izleyenler. Baştan başlıyorum. Safran, safranda terbiye edilmiş kuzu eti, bir tane kızartılmış tavuk, Tavuk. pişmiş soğan, üzüm, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru kayısı ve pirinç sevgili izleyenler. Ama bu pirinç biraz demlenmiş pirinç, yani Demlenmiş. çiğ pirinç değil sevgili Evet. izleyenler. Oldukça ilginç bir yapım aşaması var. Lavaşlarımız da var çünkü sevgili izleyenler. Lavaşlarla başlıyoruz öncelikle. Anlatın abicim. Bu yaptığımız yemeğin adı han pilavı sevgili izleyenler. Bir kat lavaşı koyduktan sonra Evet, bunu böyle yağlayıp fırçayla, tereyağıyla yağlıyoruz sevgili izleyenler. Bunu siz şimdi izleyenler Türkiye'deki kardeşlerimiz görsün diye yapıyorsunuz ya abi. Evet. Bu şimdi bittikten sonra biz bunu yiyebilecek miyiz? Evet. Bunu şöyle koyalım. Ha, tamam. Evet. Bu böyle dibine serdik sevgili izleyenler. Bakınız, bakınız. Şu anda dibinde, bakınız. Gördüğünüz gibi tereyağlı lavaşımızı serdik. Ve abimiz şu anda yapmaya devam ediyor. Önlü arkalı tereyağıyla yağlıyoruz. Bu da mı fırına girecek? Evet, fırına Ocakta gidiyor. olmaz mı bu? Hayır. Evet sevgili izleyenler, evinizde eğer bir odun fırını yoksa boşuna izlemeyin çünkü bunların ikisi de fırınsız olmuyormuş. Ama olsun, bizim de mahallelerimizde var fırın, götürür onlara verir, orada pişirtiriz. Evet, ham pilavının aslında temel özelliği de bu sevgili izleyenler. Önce dibine iki kat lavaş tereyağlayıp
Her tarafını tereyağlı lavaşla kaplıyoruz. Ondan sonra içine malzemeleri koymaya başlayacağız. Evet. Ama öncelikle abimiz tereyağıyla güzelce kaplasın bakalım bir. Çoluk çocuk kaç tane abi? İki tane. İki tane oğlunuz mu kız mı? Oğul. İkiz de erkek mi? Evet. Kız çocuk ister miydiniz? Tabii isterdim. Şey diyorlar ya abi, eğer diyorlar bir adamın kız çocuğu yoksa o adam babalığı tattım demesin diyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi abi? Evet. Doğru. Lavaş yetmeyecek herhalde, şu ötekini açayım mı abi? Şu ekmek poşetine de kördüğüm atanlara illet olurum. Kapladık. Bu lazım mı abi? Lavaşlar da aynı bu Mersin'de tantuni lavaşı gibi sevgili izleyenler. Şöyle baktığınızda arkadan görebiliyorsunuz. Bakın. Merhaba. Bunu da vereyim. Abi siz aslında aşçısınız değil mi? Bu sizin mesleğiniz. Evet. Evde de yemek yapıyor musunuz eşinize? Tabii ki. Ya genelde şey diyorlar. Aşçılar evde hayatta böyle kalkıp da mutfağa girmez diyorlar. Siz... Yok. Ben girmem. Siz girirsiniz. Evet. Tamam abi. Evet. Han pilavını yapmak için gerekli olan lavaş döşemeyi şu anda bitirdik sevgili izleyenler. Artık malzemeleri içine yerleştirmeye geldi sıra. Ne yapıyoruz abi? İlkin ne koyacağız içine? Önce pilava. Evet. Yardım etmeme gerek var mı abi? Sevgili izleyenler, o lavaşların üstüne şu anda hazırladığımız pilavdan dökmeye başladık ve dibine seriyoruz sevgili izleyenler. Bir de şöyle bir şey var. Benim bu ağzım artık Azerbaycan dili konuşmaya başladı. Yani ben şimdi ne Türkçe konuşabiliyorum ne Azerbaycanca. Burada 10 günden fazla kaldığın zaman yemeğinden midir, suyundan mıdır? İnsanın dili Azerbaycanca kaymaya başladı. Evet, eti döküyoruz. Safranla da olunca değişik, komik görünüyor etler, sarı sarı. Sevgili izleyenler, lavaşla kapladığımız tencerenin dibine kafi miktarda pilavı serdikten sonra üzerine kuzu etlerini koyduk. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? Ondan sonra soğan döküyoruz. Pişmiş soğanımızı koyuyoruz üstüne şimdi. Sonra bu lavaşlardan bir daha kullanacak mıyız abi? Ha, lavaşın işi bitti. Evet. Pişmiş soğanlarımızı da etlerin üzerine güzelce serdik. Ondan sonra tavuğu koyuyoruz. Ondan sonra tavuğu da koyuyoruz üstüne. Evet. Tavuk zaten bir çok büyük bir tavuk değil herhalde. Piliç evet, daha yani. Piliç. Evet. Tavuğu da koyduk. Ondan sonra onun üzerine kuru üzüm. Kuru üzüm ve evet. Kayısı. Evet. Ya zaten bu kadar güzel malzemeden kötü bir yemek çıkması mümkün değil abi, teknik olarak yani, değil mi? Evet, evet. Ama bu zengin yemeği fakir yemeği değil, değil mi abi? Evet, zengin yemeği. Masraflı değil mi? Evet. Bunu siz restoranda yapıyor musunuz abi? Evet. Ne kadar böyle bir tencere yemek mesela, kaç manat? 40. 40 manat. 80 liraya tekabül ediyor sevgili izleyenler. Kaç kişi doyar bunda? 6 kişi. 6 kişi doyar mı bunda? Evet. Peki şu adam gibi 6 kişi doyar mı abi? Zor değil mi abi? Sonra pilavı döküyoruz. Evet. Sonra tekrar pilavla bütün malzemelerin üstünü kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bunların pirinçleri de kocaman kocaman sevgili izleyenler. Hani bizim memlekette baldo pirinç denir ya. Bakar mısınız şunlara? Her biri uzun uzun. Bakın. Kocaman kocaman pirinçler. Ona göre de lezzetli ama. Neyse şöyle koyalım. Pitimiz de burada hazır. Piti ne demek? Bunun bir anlamı var mı abi? Evet var. Ne demek piti? Bizim dilde hem kuru yemek hem sulu. Hem kuru hem sulu yemeğe evet. Piti mi denir? Evet. Ha, gördünüz mü? Varmış bir manası. Oh. Ya zaten ben pirinç pilavını çok severim ya. Neyin yanında yersen ya lezzetli oluyor değil mi abi? Evet. Pilav bizde de lezzetli. Bizim Azerbaycan'da en çok yiyilen yemeklerden biridir. Yani pilav değil mi? Evet. Tavuk, pilav. Evet. Peki siz pilava hiç şehriye koymaz mısınız? Şehriyeler olur ya hani böyle. Yok. Ha, onlardan kullanmıyorsunuz. Peki. O da bitti sevgili izleyenler. Bütün malzemelerimizin üzerine şeyle kapladık, pilavla kapladık. Yani iki kat pilav arasında bir sürü malzememiz var şu anda. Şimdi tereyağını. Şimdi tereyağını döküyoruz. Evet.
Evet, tereyağıyla güzelce pilavımızın üzerine gezdirdik, güzelce kapladık. Şimdi de safran dökecek sevgili izleyen. Safranın suyunu mu, kendisini mi? Suyunu. Suyunu, safranın suyunu güzelce pilavın üzerine döktük sevgili izleyenler. Bakınız. Hepsini dökmeye gerek yok çünkü evet. Safran zaten çok güçlü bir renklendirici sevgili izleyenler. Hepsini bitirdikten sonra şimdi üzerini kapatmaya geldi sıra. İki tane lavaşı sevgili izleyenler. Hemen yağlayacağız. Hemen yardımcı olayım abi. Şimdi artık hepsini kapatacağız lavaşla, tereyağlı lavaşla. Oh. Boya fırçası mı abi? Bu arada abimize de çok teşekkür ediyoruz bize. Bütün burası bir restoran sevgili izleyenler. Kendisi bize burada güzel bir masa hazırlamış. O imkanlarıyla bizler, bizim Türkiye'deki izleyenlerimiz bunu öğrensinler, görsünler diye işini gücünü bıraktı, zahmet etmiş. Abi Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederiz canım abim benim. Evet, şimdi üzerine iki tane tereyağlı lavaşla kapattığımız pilavların kenarlarından sarkan lavaşlarla destekliyoruz. Sıkı sıkı kapatıyoruz. Bakın ne kadar güzel. Usta işi işte. Büke büke aynı nakkaş gibi, bir nakkaş edasıyla nakış işler gibi kenarlarını güzelce kapattı. Ondan sonra da yapıştırıcı mı süreceğiz abi? Hayır. Bali? İşte böyle. Bakıyoruz. Dedin. Sevgili izleyenler bakın. Yemek şu anda fırına sürülmeye hazır ve odun fırınında pişecek. Ne kadar pişecek bu abi? Bir saat. Bir saat. Evet. Piti ne kadar kalacak? Piti 5 saat. 5 saat mi? 5 saat mi? 5 saatten sonra. 5 saat burada kimse beklemez de izleyicilere çaktırmadan bunun pişmişi var mı? Evet, tamam anlaşıldı. Evet sevgili izleyenler bu ham pilavı 1 saat kalacak. Piti ise 5 saat ama biz sizler için 5 saat boyunca burada duracağız ve pişmesini bekleyeceğiz. Evet 5 saat sonra yeniden görüşmek üzere. Sevgili Tahir abimiz ve ben sizler ekranlarınızın başında hazırlanışını seyrederken, detayları görürken bizler fırına verdik yemeklerimizi ve fırından aldık bile, değil mi Tahir abi? Evet. Evet aynen öyle oldu sevgili izleyenler. Şu an pitimizde, han kebabımızda, han pilavı mıydı? Han pilavımız. Han pilavımız da hazır. Han pilavı ve piti. Öncelikle isterseniz pitiden başlayalım. Çünkü han pilavı hakikaten ağızlara layık, akıllara zarar olmuş sevgili izleyenler. Önce pitiyi. Pitiyi nasıl servis yapacağız abi? Buyurun gösterin bize. Öyle yapalım. Ekmeği anlıyoruz. Ekmek burada doğranmışı var abi. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim canım. Ne demek? Ekmeği doğradı. Suyunu. Sevgili izleyenler bakar mısınız? Şimdi bu ekmek güzel et suyuyla güzelce ıslandı. Sumalı üstünden tökülüyor. Tayyarımız detaylı açıklamalarla bizleri bilgilendiriyor. Kalan pitiler ne olacak abi? Kalan pitini erzireyim. Abi dehşet bir şey olmuş bu ya. Bakar mısın sevgili izleyenler? Şimdi o üzerine en son koyduğumuz yağ tabakası lop et gibi. Belki onu bir defa da ağzınıza almak hani pek nahoş bir lezzet vereceğinden. Abilerimiz ne yapıyorlar? Çözümü bulmuşlar. Güzelce çatalın ucuyla hafif hafif eziyor. Bu bir saattir. Kaç saattir bu içeride? 5 saat mi oldu? 5 saattir içeride pişiyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla çatalın en ufak darbesiyle bile böyle muhteşem bir lezzet çıkıyor. Dur tahmin edeyim nasıl olacağını. Bunu güzelce ezdikten sonra şu kaşıkla. Ağzım sulandı konuşamıyorum. Kaşıkla. Ne olacak benim bu dinmek bilmeyen açlığım Tahir abi ya. Allah gözümü doyursun inşallah. Ya. İnşallah. Amin. Ev sahibi öyle der mi be? Yazıklar olsun sana Tahir abi. Sevgili izleyenler. Şimdi şöyle anlatayım. Şaka. Şimdi güzelce ezdik. Ondan sonra şöyle yenilecek anladığım kadarıyla. Kaşıkla et sulu ekmekten bir parça alınıp ağza götürüldükten sonra o çiğnenmeye başlarken vakit kaybetmeyeceksiniz. O esnada kaşığı anında pitinin içine daldıracaksınız. Ve onu da onunla beraber çiğneyeceksiniz. Ağızda dağılan nefis bir lezzet. Yanında ayran olur, cacık olur, güzel bakın meyve suyu olur, şeftali suyu olur. Ne arzu ederseniz hepsi burada mevcut. Afiyet diyeceksiniz. Doğru mudur? Doğrudur. Ben ölürsem beni buraya gömsünler. Bu yemekler doğru yemekler. Evet abi. Bunu bir de demek istedim. Bunu topuda biz bu öz kabında pişirmese bu tadı vermez. Evet. Yani kazanda zaten bu mümkün değil. Bu evet illa o öz kabında, öz kendi kabında pişmesi lazım. Şimdi ben size bir şey göstereceğim sevgili izleyenler. Belki bugüne değin Türk televizyonlarında gördüğünüz göreceğiniz en güzel yemek manzaralarından biri. Doğru mudur Tahir abi? Doğrudur. Şimdi şu kapıyı açayım mı ben abi? Aç abi. İzleyenlerden kalbi olan, dayanamayan falan varsa şu anda ekranlarının başından ayrılsın. Sonra uyarmadı demeyin. Kapağı açıyorum sevgili izleyenler. Dikkat! Ben ne yapayım şimdi Tahir abi?
yemek lazım. Ya öyle de yönetmen de diyor ki Bekir hocam yeme artık yeme, şiştin iyice kilo, 100 kilodun, ekrana sığmıyorsun. Montajcılar senden dert yiyor. Şimdi ben bunu yemeyeyim dene, yemesem darılır mısın abi sen? Darılırım. Çok gücenirsin değil mi bana? Evet. Ayıp etmiş olurum değil mi? En az 3 tabak yemem gerekmiyor mu abi benim? Gerek. Gördünüz mü sevgili izleyenler? İş benim cüz'i ihtiyarımın dışında cereyan ediyor. Abiler ye diye ısrar ediyor. Bakar mısınız? Bakın. Gel yaklaş biraz yaklaş. Bak. Sesi duydunuz mu? Bir daha yapıyorum. Sevgili izleyenler. Şimdi bunu nasıl servis yapacağız Tahir abi? Nasıl? Bunun içerisinde şu anda pilav var, tavuk var, kuzu eti var, kuru üzüm var. Ondan sonra acaba kuru kayısı var. Başka ne var abi? Soğan var, pişmiş soğan var. Pişmiş soğan daha var. Ne olsun ya? Bir zaten Tahir abiyle ben yokuz. Biz de başında zaten bekliyoruz değil mi Tahir abi? Evet. Peki. Şimdi bunu yemenin güzel bir usulü var. Ters çevirmek gerekiyor. Aynı maklube gibi sevgili izleyenler. Abimiz de bu işin ustası. Haydi abicim. Genelde hep televizyon çekerken olmaz. Söyleyeyim yalnız nazar olur. Hadi inşallah sizde olacak. Evet sevgili izleyenler, zarif bir hareketle Tahir abimiz çevirdi. Harika oldu. Üstlerini ben kırmıştım az önce o dökülenler onlar. Şimdi kaldırıyoruz yavaşça. Ben şimdi 36 yıldır bundan gafil mi yaşamışım? Bunu tanımadan 36 yıldır gezmiş miyim ben sağda solda? Evet. O kadar duygulandım ki şu anda falan. Yemeğin güzelliğine bakın sevgili izleyenler. Bakıyoruz. Ne var şimdi bunun içinde? Her şey var değil mi? Her şey var. Şu an o kadar mutluyum ki sevgili izleyenler. Günlerdir tam böyle dişimin keseceği yemek bulamıyordum açıkçası. Şu an çok doğru yerdeyim. Tahir abi şu an itibariyle Azerbaycan'daki en sevdiğim buradan ilan ediyorum. Tahir abiye yanlış, evet. Bize yanlış. Tahir abi İstanbul'a gelirsen mutlaka arayacağım. İşin en civcivli kısmı bıçağın şu gördüğünüz güzel manzaraya vurulduktan sonra başlıyor değil mi abi? Evet. Haydi vuralım da görsün izleyenlerimiz bir. Tahir abi, evet. Bu yemek kaç para? Bu yemek kaç para? 40 manat. 40 manat ya, 80 lira sevgili izleyenler ya. 80 liraya. Kapağı açıyoruz sevgili izleyenler, bakar mısınız? Sevgili izleyenler, bir yaklaşır mısın sevgili kameramanım? Sevgili izleyenler, bir bakar mısınız şuraya? Bakın, bakın. Pilav, et... Onun altında üzüm kayısı bakın. Tam ortasında da bir tane boynunu bükmüş kızarmış tavuk var sevgili izleyenler. Ama ona ulaşacağız biz. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. O tavuğa ulaşacağız ve yiyeceğiz. Abi bu mudur? Budur. Bunun üzerine daha ne söylesek boş. Evet. Tahir abi tebrik ediyorum seni. Öpeyim abi seni. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler programı acilen kapatacağım. Çünkü yemek soğuyor. Sonra izlenimlerim bilahire ben size aktarırım sevgili izleyenler. Çok müthiş yemek olmuş gerçekten. Görüşürüz Tahir abi inşallah. İnşallah. Kayıttan çıksınlar hemen yumulalım abi.